Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'den geçen ticari gemilere yönelik saldırıları artarken, her gün rotalarını yeniden çizen ya da seyirlerini durduran gemilere yenileri ekleniyor. 20 Aralık itibarıyla 170 gemi Afrika'nın güneyine yönlendirildi. 35 gemi de seyirlerini durdurdu. Böylece küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin yapıldığı Süveyş kanalından geçişler tehlikeye girerken, Asya-Avrupa ve Asya-ABD arasındaki rotalar daha uzun transit süreleriyle karşı karşıya. سنستهدفه هو سنجعل البارجات الأمريكية والمصالح الأمريكية وكذلك الحركة الملاحية الأمريكية هدفا لصواريخنا وطائراتنا المسيرة وعملياتنا العسكرية. 14 Kasım'daki bu konuşmanın ardından Husiler, Babül Mendeb Boğazı'nda Unity Explorer ve Number 9 adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenledi. 4 Aralık'ta Kızıldeniz'in güneyindeki uluslararası karasularında 3 ticari gemiye 4 saldırı düzenlendi. Son olarak 27 Aralık'ta ABD Eisenhower uçak gemisiyle USS Laboon isimli savaş gemisinden uçaklar, Husiler tarafından atılan 12 tek yönlü İHA, 3 balistik füze ve 2 seyir füzesi düşürdü. Güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından Kızıldeniz'deki tüm seferlerini askıya alan şirketlere bakalım. Dünyanın en büyük konteyner şirketi İtalyan-İsviçre ortaklığı Mediterranean Shipping Company, Danimarka merkezli deniz nakliye şirketlerinden Maersk, Alman taşımacılık şirketi Hapag-Lloyd, Fransız gemicilik şirketi CMA CGM, İngiliz enerji şirketi BP. So we're taking action to build an international coalition to address this threat. And I would remind you that this is not just a U.S. issue. This is an international problem and it deserves an international response. Saldırıların artması ve gemilerin daha uzun rotaları kullanma zorunluluğu üzerine ABD liderliğinde Prosperity Guardian isimli bir güvenlik operasyonu başlatıldı. Birleşik Krallık, Bahreyn, Kanada, Fransa, İtalya ve Norveç gibi ülkeler dahil olmak üzere 20'ye yakın ülkenin operasyona katıldığı duyuruldu. It is absolutely essential that those maritime corridors, that the free movement of ships, of goods, of manufacturers, of oil, of world trade, that they keep going. That is what Operation Prosperity Guardian is all about and Britain is proud to take part in that. Fakat Fransa, İtalya ve İspanya ABD komutası dışında özerk hareket edeceklerini bildirirken Avustralya koalisyona katılmayı reddetti. Well, Australia's decision to decline a US Navy request to send a warship to the Red Sea has been welcomed by China, stepping out of America's shadow. Bölgeden çok sayıda ticaret gemisi geçen Çin bu konudaki pasif tutumunu koruyor. ABD, Çin'e koalisyona katılma çağrısı yapsa da doğrudan bir müdahalede bulunmak istemiyor. Kızıldeniz'deki blokajın devam etmesi, küresel ekonomide yeni bir tedarik zinciri krizinin başlayacağına ilişkin endişeleri artırırken, dikkatler kuşak ve yol girişimi gibi karayolu seçeneklerine yöneliyor. Avrupa, Asya ve Afrika'yı birbirine bağlayan Kızıldeniz, petrol başta olmak üzere her yıl milyonlarca tonluk yükün taşınmasına ev sahipliği yapıyor. Bu sebeple bölgedeki herhangi bir çatışma, dünya ticaret yollarını ve petrol akışını doğrudan etkileyebilir. Zira Orta Doğu'dan Babül Mendeb Boğazı, Süveyş üzerinden Avrupa ve Akdeniz'e giden ham petrol, küresel ham petrol ticaretinin %2,2'sine karşılık geliyor. Öte yandan Kızıldeniz'deki herhangi bir tehlike, gemilerin Süveyş kanalından kaçınmalarına ve rotalarını Ümit Burnu'na yönlendirmelerine yol açabilir. Bu da seyahat süresinin 10-14 gün üzerinde uzaması ve 6500 kilometre daha fazla yol kat edilmesi anlamına geliyor. Bu şekilde daha uzun bir yolculuk, yaklaşık 1 milyon dolarlık ekstra yakıt maliyeti oluştururken sigorta masrafları ve teslimat süresi de artıyor.